Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Çin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunabilmesi için ortak çabalara ivme kazandırılmasını istedi. Ateşkes sağlanması ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın korunması konusunda Türkiye ile aynı görüşleri paylaştıklarını ifade etti. Wang, Çin ve Türkiye'nin gelişmekte olan iki dev ülke ve yükselen piyasa ekonomilerinin temsilcileri olduğunu kaydetti. Her alanda işbirliğinin derinleştiğini, bundan da memnuniyet duyduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidansa bazı ülkelerin İsrail'in Filistin'e saldırılarını desteklediğine dikkat çekti. İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkelerin soykırıma da ortak olduklarını belirtti. Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözüm için önümüzdeki süreçte de Çin'le çalışmaya devam edeceğiz dedi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışın ancak taraflar arasında diyalog ve müzakere yoluyla sağlanabileceğine inandığını vurguladı. Fidan, Çinli şirketleri özellikle yüksek teknoloji gerektiren ürünlerini Türkiye'de üretmeye ve ARGE merkezleri kurmaya davet etti. Böylece Çinli şirketlerin Türkiye üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika piyasalarına erişimlerinin kolaylaşacağının altını çizdi.